Sara ve Johnny bir erkek bebek beklediklerini öğrendiklerinde çok sevindiler. Ancak garip görünümlü bir çocuk doğurduklarında doktorlar DNA testi yaptırmak zorunda kaldılar ve sonuçlar karşısında şok oldular. Sara doğum tarihinden 4 hafta önce doğuma girdiğinde kocası Johnny yüzünde sahte bir gülümsemeyle onu hastaneye götürdü. Onun endişelenmesini istemedi ve sessizce bebeklerinin erkenci bir kuş olması için dua etti. Ama bir şeylerin ters gittiğinden emindi ve onu aksi yönde ikna edecek gücü bulamadı. Hamileliğinin başlarında tıpkı Sara'ya benzeyen küçük bir kızın babası olacağını gururla açıkladığında zaten ona karşı bir iddiayı kaybetmişti. Ona erkek olacağına inandığını söylemişti ama ultrason Sara'nın haklı olduğunu ortaya çıkarana kadar sezgilerine güveniyordu. İddiayı kaybetmesine rağmen daha mutlu olamazdı. Hastane personeli Sara'yı hızla monitörlere bağladı ve bebeğin kalbinin stres altında olduğunu fark ettiklerinde acil sezaryanı tercih ettiler. Sara yatırılırken Johnny elini tuttu ve doktor sezaryana başlarken cesur bir ifade takındı. Çiftin istediği doğum planı bu değildi ama her şeyin göz açıp kapayıncaya kadar değişebileceğini biliyorlardı ve oğullarının iyiliği için her şeyi yapmaya hazırdılar. Çocuk annesinin rahminden alınırken Johnny hızla doğum odasından dışarı çıkarıldı. Bebeği 4 haftalık prematüreydi ve acilen yoğun bakım ünitesine götürülmesi gerekiyordu. Ne kadar acımasız görünse de doktorların ona odaklanması gerekiyordu ve babaya olanları adım adım anlatmakla zaman kaybedemezlerdi. Birkaç dakika sonra Sara, Johnny'nin endişeyle beklediği hastane odasına geri götürüldü. Hala dışarıdaydı, son derece solgun görünüyordu ve nefesi sığdı. Bir hemşire, ilgili kocaya karısının durumunun iyi olduğu ve iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğu konusunda güvence verdi. Johnny, çocuğu sorduğunda hemşireler göz temasından kaçındı ve babaya doktorlardan geri bildirim beklemesini söylediler. Asırlar gibi gelen bir sürenin ardından Sara nihayet gözlerini açtı. Kocasını gördüğüne sevindi ve yanaklarından birkaç damla gözyaşı aktı. Daha sonra bebeklerini sordu. Doktor henüz odaya dönmemişti ama Johnny karısını üzmek istemiyordu. Sakin bir sesle prematüre bir çocuğun yoğun bakım ünitesinde bakılmasının normal olduğunu hatırlattı. Ciddi bir sorun olsaydı doktorlar onlara söylerdi. Bu yüzden Sara bir saat sonra sabırla bekledi ve orada uyuyakaldı. Ancak uyandığında ve hala bebeğinden haber gelmeyince Johnny'ye gidip öğrenmesini söyledi. Bebeğine ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Hemşirenin hiçbir ilgisi yoktu ama öğreneceğine söz verdi. Johnny orada dururken yoğun bakım ünitesini aradı. Doktorun ne dediğini duyamıyordu ama hemşirenin yüzündeki ifade erkek bebeklerin durumunun iyi olmadığını doğruluyordu. Telefonu elinden bıraktığında kaygılı babaya doktorun 10 dakika içinde gelip kendisiyle konuşacağını söyledi. Johnny koridorda bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Bu sefer gerçekten çok üzgündü. Çocuğun nesi vardı ve neden onlara hiçbir şey söylemiyorlardı? Doktor nihayet kapıdan içeri girdiğinde Johnny neredeyse soğukkanlılığını kaybediyordu. Duyguları her yerdeydi. Doktor Hamilton kendini tanıttı ve yoğun bakıma kadar onu takip etmelerini söyledi. Yürürken doktor onu göreceği şey için hazırlamaya çalıştı ama hiçbir şey Johnny'yi aniden karşılaşacağı manzaraya hazırlayamazdı. Yoğun bakım ünitesindeki beşikte garip görünüşlü bir bebek yatıyordu. Sağlık ekibi hala onun etrafında çalışıyordu. Beşiğin dibinde onu bebek Michels olarak tanımlayan ve onun gerçekten onun oğlu olduğunu kanıtlayan bir çıkartma vardı. Ancak neredeyse kürke benzeyen kalın, simsiyah bir saç tabakasıyla kaplıydı. Doktor Hamilton, bebekte neyin yanlış olduğunu bulmak için çeşitli testler yaptıklarını açıkladı. Nadir bir genetik hastalık bulmayı bekledikleri için DNA'sını test etmeye çoktan başlamışlardı. Bu doktor, 30 yıllık hekimlik mesleği boyunca hiçbir zaman bir bebekte bu tür saç görmemişti. Johnny'ye kendi soyunda herhangi bir genetik bozukluk olup olmadığını ve DNA örneği vermek isteyip istemediğini sordular. Bu baba hala şoktaydı ama özel görünüşlü çocuklarına yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi. Johnny hala önündekileri sindirmeye çalışırken güzel bir haber aldı. Doktorlar bazı taramalar yaptı ve hayati organları test etti ve sonuçlar onun tamamen sağlıklı olduğunu gösterdi. Güçlü bir kalbi ve ciğerleri vardı ve doktora göre beklenen doğum tarihi yanlış hesaplanmış olmadı. Çünkü çocuk tam zamanında doğmuştu. Doktor Hamilton, Johnny'den bebek yaklaşık yarım saat içinde kendisine getirilmeden önce karısını hazırlamasını istedi. Ayrıca anneden DNA örneği alıp teste devam etmek için kendisinden izin almasını istedi. Johnny doğumhaneye geri döndüğünde söyleyecek söz bulamıyordu. Karısına oğlunun bir ayı kadar kıllı olduğunu ve potansiyel olarak tuhaf bir sendromdan muzdarip olduğunu nasıl söyleyebilirdi? Sara bebekleriyle tanışmak üzereydi ve onun nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Johnny'nin haberi ona vermesi neredeyse yarım saat sürdü.
sonunda ona oğullarının bazı genetik sorunları olabileceğini ve onun yanında kalıp ikisine de bakacağına söz verdi. Bebek nihayet annesinin kollarına verildiğinde annesinin şaşkınlığını gizlemeye çalıştığı açık. Yanaklarından gözyaşları damlarken ve Johnny ikisini de sımsıkı tutarken aile bu yolculuğu birer birer yürüteceklerine kefil oldu. DNA testlerine öncelik verildi ve 2 saat içinde Dr. Hamilton, Michael'ın odasına geri döndü. Garip bir haberi vardı ve bunu ailesiyle onları korkutmayacak şekilde paylaşmak için elinden geleni yaptı. Küçük bebek kalın saçlarla kaplıydı ve bu kimsenin inkar edemeyeceği bir şeydi. Bebekler hamilelik sırasında genellikle çok kıllıdırlar çünkü bu yumuşak tüy tabakası anne rahminde gelişebilecek potansiyel enfeksiyonlara karşı bir bariyer görevi görür. Ancak genellikle doğumdan önce düşer. Ancak Joshua'nın durumunda kurt adam sendromu olarak da bilinen hipertrekoz lenigüenza adı verilen son derece nadir bir genetik hastalık nedeniyle hastalık devam etmişti. Bu hastalıkla doğan bebeklerde ince lenigo kılları doğum için zamanında dökülmez ve yerine vellus kılları almaz. Yerinde kalır ve kalınlaşır. Neyse ki bu durumun hasta üzerinde vücutta çok miktarda kıl bulunmasının ötesinde ikinci bile etkisi yoktur. Bebek ağlamaya başlayınca Sara odasını değiştirdi. Üzgün olmasına rağmen oğluna baktı ve onu hala saçlarıyla falan sevdiğini fark etti. O onundu ve onu sonsuza kadar sevecek ve koruyacaktı. Sara'nın önümüzdeki birkaç gün boyunca hastanede kalması gerekiyordu ve Johnny tüm süre boyunca onun yanında kaldı. Taburcu olacağı akşam anne ve babası torunlarını görmeye geldi. Sara, bebekte bir sorun olduğuna dair onları önceden hazırlamak zorundaydı ama annesi küçük Joshua'yı ilk kez kollarına aldığında sadece gülümsedi ve başını salladı. Torunumda bir sorun mu var bilmiyorum ama büyük büyük babamın resmine çok benziyor. Oldukça tuhaf görünüyordu ama büyük bir öncü ve dürüst bir adam olduğu ortaya çıktı, dedi. Rahatlayan Sara ve Johnny, küçük kurt çocuklarını da yanlarında alarak hastaneden ayrıldılar. Büyürken birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kalacağını biliyorlardı. Ancak yolun her adımında onu desteklemeye ve saçlarla kaplı vücudunun her santimini sonsuza kadar sevmeye hazırdılar.